yetkin dikincileriyle 14 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştıktan sonra birlikte film çekmek nasıl bir duygu? Öyle aradan o kadar yıl geçmiş gibi gelmiyor bana. Yetkin zaten konservatuvardan da arkadaşım benim. Mimar Sinan mezunu orada. Orada zaten tanışıklığımız başladı. Ondan sonra Diyarbakır'da devam etti. Yani Diyarbakır'da ki mesaimiz çok azdı. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndaydım. Ben 5 sezon kaldım. O da galiba 3-4 sezon kaldı. Ondan sonra yine bir oyunda, tiyatro oyununda, Müge Gülmen'in müfettiş oyununda beraberliğimiz var. Sırtımda taşıdım onu o oyunda. Gerçekten öyle bir mizansenimiz de vardı. Sonra profesyonel geçti hayata. Dediğiniz gibi 15 sezon, 14-15 sezon. Orada da çok eğlendik, çok turne yaptık, çok birlikte olduk. Tabii böyle bir proje çıkınca tabii ki hele bir yetkin dendi. Yetkin ismi geçince tamam yetkin, harika. Çünkü Beyaz Perde'de de bir anımız kalacaktı böylelikle. Belki hayat uzun daha başka şeyler çıkar ama öyle yetkinle oynamak çok keyifli her zaman. Peki sizi bu filmde nasıl bir rolle izleyeceğiz? Benim rolüm işte bir emekli zabıta, kendi belki kalıpları olan, hem mütevazı hem candan bir insan, samimi bir insan, dostluklara çok değer veren bir insan, talihsiz bir kaza sonucu kızın ve damadını kaybediyor ve torunuyla yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla torunuyla işte bu şimdikilerin Z kuşağı dediği, o kuşak çatışmasına da biraz değiyor film. Çekim tarihlerinde yani o aralıkta çok keyifli zamanlar yaşadık. Umarım o perdeye yansır. Ben daha seyretmedim. Aa, izlemediniz mi daha? Bizimle birlikte izleyeceksiniz. Evet, evet, beraber izleyeceğiz. Peki setten açılmışken konu, en keyif alarak çektiğiniz sahne ve en zorlandığınız sahneye sorsak. Vallahi aklınızda kalan. Hatırlamıyorum ya, hepsi benim için hepsi iyi geçti diye düşünüyorum. Yani öyle enleri bilmiyorum ben. Enleri, boyları. Bir şeyin sahnenin küçüğü büyüğü de yok bence. Rolün küçüğü büyüğü olmaz derler ya. Onun gibidir. Bence keyifliydi. Süreç keyifliydi zaten. Önemli olan o. Ama tabii insan keyif aldıkça o keyif onu besliyor. Bütün film boyunca da onu hissettim açıkçası. Set ortamı dışında peki diğer setteki arkadaşlarla olan iletişiminiz nasıldı? Gerçek hayattaki iletişiminiz ya da sete nasıl yansıdı? Zaten tanıyoruz. Engin'le, Engin'e birileri vardı işte. Engin'i de çok eskiden tanıyorum. Başka bir şey yaşıyorsunuz. Evcilik oynar gibi bir anda. Koca koca adamlar evcilik oynuyor gibi. Düşünün. Nasıl bir dede torun hikayesi izleyeceğiz peki? Torunum gerçekten ve kendisi hülküyle... gördüğünüz gibi arkada çok güzel bir yüz, aynı zamanda çok güzel bir ses, aynı zamanda çok ışıltılı bir arkadaşımız, meslektaşım. Onun da bu yolculuğu umarım büyüyerek gider. Dedim, torun hikayesine gelince, işte dediğim gibi böyle kalıpları olan, inatçılıkları olan bir dede. Fakat bir yandan torununa çok düşkün çünkü o emanet ona. Buna da yetemiyor aslında dede olarak. Çünkü o bir anne baba olamıyor hiçbir zaman. Öyle bir dramatik yapısı da var senaryonun. Onun dışında ara sıra didişmeler var. İşte o bize tebessüm ettirecek ya da güldürecek dede torun ilişkileri var. Aslında burada bir kuşak çatışması görüyoruz. Peki evet, bu kuşak çatışmasında hangi kuşak galip geliyor sizce? Öyle soralım. Aslında çatışmalardan bence bir ılımlı ortam doğar. Eğer çatışmalar gerçekse, samimi ise başka bir düzlük, düz alan çıkar bence. Burada da o çıkıyor gibi hissettim ben. Peki sizce filminizin hangi unuttuğumuz değeri yansıtacak bize, hatırlatacak? Malum dünyada şiddetin kol gezdiği, işte bir sürü şeyin yaşandığı, bir sürü sevimsiz şeyin yaşandığı dünyada yaşıyoruz. Tabii ki bunu görmezden gelmeyeceğiz. Bunu hissediyoruz her zaman. Bunun üstünü örtmek için değil. Ama bir nefes almak için, güzel zaman geçirmek için iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok naif bir film bence. Senaryo zaten öyle yazıldı. Umarım biz de o naifliğin üstüne bir şey katmışızdır. İhtiyacımız var böyle şeylere. Bittim ben. Vaktimiz yok. Vazifemiz şimdi kamyonu bulmak. Hadi. Kamyon aramaya mı gideceğiz gerçekten? Evet, kim aradı? Bacılar biraz susam.
Kime sattı acaba o kamyonu?